Feyyaz Bey değil mi? Saat kaç lan? Kimsin lan sen? Efendim ben avukat Emre. Bir haciz işlemi için gelmiştik ama buraya. Beni mi hacize? Efendim lütfen zorluk çıkartmayın. Daha dur lan, ne zorluk çıkarttık? Beni mi hacize? Feyyaz Bey, bizi polis çağırmak zorunda bırakmayın. Sen kimsin lan? Kimsin lan sen? Kimsin? Beni mi hacize? Çağır lan. Polis çağır. Çağır lan, vallahi polis çağır. Altın ne alıyorsun? Çağır. Bakalım ne olacak hadi. Vur lan bana, vur. Vur hadi. Vur lan. Bıçaklayacak mısın bu lan? Bıçakla hadi beni. Kalemiciler, Allah kahretsin be. Ekmek teknem. Efendim lütfen zorluk çıkartın. Ne alacaksın? Bak. Ben hayatta iki şeye zorluk çıkartmam. Bir, devlet. İki, Hüseyin. Hüseyin'i siz tanımıyorsunuz. Hüseyin, dünya tatlısı şeker gibi bir adamdır. Ama siz insanlığı, siz sevgiyi, siz arkadaşlığı, siz kardeşliği nereden bilirsiniz? Alın lan rafları. Ben Hüseyin'i tanımışım, bu bana yeter. Alın. Devlet ne yapacak lan bu rafları? Ya yürü git ya, ya yürü git. Ama yeter. Bak yürü git, bir daha da gelme buraya. Terbiyesiz. Gelsem mi? Kardeşim bas git ya. Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Allah aşkına ya, yapmayın abi lütfen ya. Allah aşkına sen kimsin? İçeride tatsız bir olay mı olur Rüya'yla? Rüya bak iyi kızdır. Öyle acayip şeyleri var ama affedersin, tamam mı? Sen bir süre gelme buraya. Git buradan 7 ay. Rüya ne haber ya? O adam neydi öyle dışarıda acayip acayip gündüz vakti saçma sapan? Ya sorma ya, manyak mıdır nedir? Öyle vakti zil zurna sarhoş gelmiş, ha bir de iş atıyor. Atsaydın dışarı. Attım. Belli, atılmıştı. Atılmalıydı da. Ne vereyim sana? Sen bana her zamankinden ver. Soner'cim, her zamankinden yapar mısın? Sağ ol. Sen ne arıyorsun bu saatte burada? Ben ilan ofisine gittim bugün. Ne ilanı? Eleman ilanı. Niye? İş kuruyorum ben ya. Ay Feyyaz, hayret bir şeysin ya. Güzelim işi bırakıp, şan, şöhret, para, pulu bırakıp başına bela alacaksın diyorsun ha? Ya ama Rüya bak, sen beni tanıyorsun, doğru diyorsun da. Şimdi bak, ben küçük adamım. Küçük. Küçük adamım. Işık, ışık, ışık, alkış, ses. Işık, ışık, ses. Alkış, ışık, ışık. Çık, 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 ıstık, ıstık, çık, çık, çık. Yeah, yeah. Para, 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 herkes para. Alkış. Işıklı ses, ses, ışık, 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 alkış. Müzik, 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 her yerden, her yerden. Müzik, müzik, müzik. Çık, çık. Bunlardan bıktım ben artık ya. Ben küçük adamım. Kendi işimi kuracağım ya. Bana bak. Sen önceki işten kaç para alıyordun? Vallahi benim oradan ayda 28 milyarım vardı. Yuh. 28 milyarım yuh diyorsun ama işte bak ona göre de harcaman oluyor. Çorabı var, berberi var, ilacı var, badanası var. Bunların para yetişmiyor bunlara yani. Sen şimdi ne iş yapacaksın? Şimdi bak sana daha önceden anlatmıştım. Benim kafamda 3 tane şey var. Birincisi zaten çocukluğumdan beri benim tutkum kadın tekstil. Kadın tekstil. İkincisi tavuk. Üçüncüsü yapı donatım.
Ama bunun en hazır olanı kadın tekstil. Çünkü onun ismi, tabelesi falan hepsi hazır. Adı Tutku Tekstil. Ne? Tutku Tekstil. Ne tekstil? Tutku. Bu ne? O onun tabelası olacak. Ama daha büyük bir tabela olacak. Çok büyük olacak tabelası. Acayip büyük olacak. Böyle 5 katlı bina düşün, en onun tepesinden aşağısına kadar. Bak, İstanbul'a girdiğinde bir Boğaz Köprüsü'nü göreceksin, bir de benim tabelayı. O ikisi olacak. Öyle deli deli büyük bir şey istiyorum ben. Hani dükkan ufak olur, büyük olur, önemli değil. Ama tabelamın çok büyük olması lazım. Gerçekten zaten sermayenin de %90'ı falan tabelaya gidiyor. Küçük bir hesap yaptım ben, her şey tabelaya gidiyor. İlk 6 ay boş duracak yani dükkan. Ama o tabelam yansın yani. Bu kimin tabelası? Bu Feyyaz'ın tabelası. Telefon çaldı bir saniye. İlan için arıyorlar. Alo. Evet, evet, buyurun, buyurun, evet. Nasıl yapalım o zaman o işi? Beylerbeyi'nde görüşelim mi? Beylerbeyi'ne ne dersiniz? Sabah 5. Tabii, tabii. Sizinki de, sizinki de. Bay. Beylerbeyi'nde iş görüşmem var da ilan verdim ya eleman. Beylerbeyi ne ayak? Ben herkese İstanbul'un farklı noktalarında farklı saatlerde randevu verdim. Çünkü şöyle bir düşüncem var. Beylerbeyi'ne gelebilen adam işe de gelir. Dolmabahçe Sarayı'na gelen adam işe de gelir. Böyle düşünüyorum. Çünkü bak, işi tekstil olan adamın günün her saati şehrin her yerinde bulunabilmesi gerekiyor. Bu işin temel kuralı bu. Tekstile girişte önemli olan ilk şey budur yani. Pardon, kızarıyor. Efendim Banucuğum? Alo Feyyaz, bir şey söyleyeceğim sana. Söyle canım, evet. Ya çok acil bir ödev yetiştireceğim, yardım etmen lazım. Tamam. Ya benim yarın sunum var ya, ben onu görsellerine PowerPoint atamıyorum ya. Tamam, yaparız ya. Ama kesin bu gece yapacaksın Feyyaz bak. Ya onun işi kısa, hallederiz onu. Geçen sefer de yapacağım dedin, çok kötü patladık. Yapacağım Banu. Ya Feyyaz, biliyorum yapmayacaksın yine. Yapacağım diyorum Banu. Kesin değil mi bak? Bak aşkım, yapacağız, tamam. Akşama uğrarsın yaparız, tamam. Feyyaz bak, ölümü öp yapmazsan, ölümü ye. Tamam canım, yapacağım diyorum sana bak, anladım. Bak yapmazsan gözlerini oyarım senin. Öpüyorum tavşanım. Yanağını keserim. Deme öyle, öptüm. Banu mu? Banu ya, Banu. Tatlı kız ya. Yok ya, değil. İtici. Dahası yıkıcı. Ama ilişkimiz iyi gidiyor. O zaman abi ben gideyim ya. İçkini bitirmedin. İçmedim. Seninle haberleşiriz gene, tekrar ben uğrarım, tamam? Bak sırtlana, bak sırtlana. Rol yapıyor çakal. Nasıl rol kesiyor sırtlana, izleyin görelim bak. Bunu neden oluyor biliyor musun? Belgeselciler aynı kamerayla çekiyorlar, tamam mı? 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene. Hayvan kamerayı tanımaya başlıyor. Sonra kameraya alışıyor, sonra insan gibi oynamaya başlıyorlar bunlar şeyler, hayvanlar. Daha demin başka tarafa bakıyordum. Sırtlan önce hanımını yedi, sonra çocuğunu yedi. Kendi hanımını yer mi ya sırtlan? Sırtlan ya, hanımını yer mi, çocuğunu yer mi sırtlan? İşte hayvanlık bu. Hayvanlık bu. Normalde bu kadar hayvan değil bunlar. Banu geldi. Nasıl bildin? Hissettim. Şaka lan, ayak sesini duydum. Hadi aç kapıyı. Canım naber? Ne olsun ya, işte öyle belgesel izliyorduk biz de. Berk naber? Ne yapıyorsun? Bütün gün ne yaptın? Burada oturdun mu? Kaç saatte buradasın? 10 yıl şaka, deminden beri. Feyyaz, bak seninle konuşmuştuk. Laptopu buraya bırakıyorum. Ödev bunun içinde, fotoğraflar bunun içinde, metin bunun içinde. Her şey içinde hazır. Tek yapman gereken formatına yerleştirip bana yarın sabah teslim etmemi sağlaman, tamam mı? Tamam, yapacağım ben de. Bak sabah erkenden okulda bunu teslim etmiş olmam gerekiyor. Tamam, halledeceğim, hazırlayacağım ben. Tamam. Bak güveniyorum sana, lütfen. Ya aşkım bak.
O zaten basit bir program. Direkt drop, direkt drop, direkt drop. Bütün o materyali kendisi diziyor zaten. Çıkışını da ona göre veriyor. İyi, tamam o zaman. Bak, sana da söylüyorum lütfen. İyi, zor o zaman. Bir şey değil yani, şey yapma. Tamam, benim çıkmam gerekiyor. Annemler beni bekliyor şu an, tamam mı? Dur gitme, lahmacun yiyelim. Ne lahmacunu? Sen hani dalga mı geçiyorsun ya? Lahmacun yiyeceğiz. Feyyaz, ne lahmacunu ya? Ne lahmacunu? Ya. Eve gitmem gerekiyor. Birer lahmacun yiyelim ya. Bir lahmacun ya. Feyyaz lütfen lahmacun falan bırak. Sen de otur şunu yapmaya başla lütfen. Ya sorun olmaz, kadın bekler, ben bir lahmacun yiyelim lütfen. Lütfen. Ver şeyi, telefonu versene bana. Ya ne telefonu lan? Telefonu ne yapacaksın? Ya kırdım, telefonu kırdım, ver. Arkadaş. Zarar vere vere şu eve. Arayacağım anneni, söyleyeceğim ya, iki dakika ya, konuşacağım. Annemi mi arayacaksın? Ya evet, kadın bilsin yani ben de lahmacun yediğimi. Ya arama, arama. Yani... Ne diyeceksin ya? Alo? Alo teyzeciğim, nasılsınız? Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Biz de iyiyiz. Şimdi Banu benim yanımda. Sağ ol, selamı var. Sağ olun. Şimdi biz birer lahmacun yemeye karar verdik Banu'yla. Size de ben bir haber vereyim, benim de fikrinizi alayım dedim. Yok, bir, yok. İki lahmacun mu? İki lahmacun. Adresi alayım ben. Pardon, aklım gitti, pardon. Bir an benim aklım gitti, özür dilerim. Tabii, tabii. Yani nasıl olsun? O kadar olmaz yani. Tamam. Cümlemizin. Tabii ki, sizinki de. Onlar da dahil. Evet, onlar da dahil. Tabii. Tabii yani. Saygılar. Cümlemizin. Tabii, sizinki de. Hepinizinki. Tabii. Allah aşkına. Okey. Bye. Yok, ben Feyyaz. Tamam. Ne diyor? Hemen gitmen lazım. Tamam, gidiyorum. Banucuğum, fikrin değişirse haber ver, çocukla göndereyim, tamam mı? Hadi git. Berk. Oğlum, bu ödevi baştan aşağı yanlışlar. Tamamen yanlış bilgilerle dolu. Değişecek. Bunların hepsi değişecek. Değişmeli de. Resmen bu ödev bilimin baltalanışı. Vahşet bu. Bak mesela. Momentum. Momentum iki tık aşağı yazmış momentumu. Momentumun yeri iki tık yukarıda abi. İki tık aşağıdayken o momentum değil. O kuantum. Bak. Vektörler kayık. İç açılar düz. Yanlamalarla inmiş. Momentumu açmış. Çok açmış ama. Atomların... Üçgen koymuş bak atom oraya. Atom üçgen mi abi? Bu kız ne yapmış böyle ya? Ben bunun hepsini değiştireceğim. Vallahi iş çıkarttı bu bana. Çok fena iş çıkarttı. Hepsini baştan yazacağız. Kuantumla başlayacağız. Kuantum. Ben iş başvurusu için gelmişim ama Feyyaz Bey değil mi? Tabii. İsminiz nedir? Dilara ben. Dilara otur lütfen. Otur. Ben çıkamıyorum buradan. Lan çıkamıyorum. Lütfen otur. Şimdi Dilara'cığım,
Sana önce şunu açıklayayım. Ben neden burada buluştuk? Burası arkamdan da anlayacağın üzere Şile. Peki neden Şile? Benimle Şile'ye gelen insan benimle her yere gelir. Çünkü ben kendime eleman değil, yol arkadaşı arıyorum. Önce bunun altını çizelim. Bak bugün inanamazsın, 27 insanla iş görüşmesi yaptım. Aradığım elemandaki esas özellikler atiklik ve müthişlikti. Ama bazıları çok alıngan, bazıları ise fazla sevimliydi. Aralarında umut taciri de vardı, blog yazarı da. Bazı randevulara ben gitmedim, bazılarına onlar gelmedi. Bazılarına ise ikimiz de gitmedik. Sonunda ben de en uzun boylu olanı seçmeye karar verdim. Ama maalesef o da vefat etti. İnanır mısın, ev arkadaşım bile bu pozisyona başvurdu. Ama ben ev arkadaşı değil, dava arkadaşı arıyordum. Anlatabildim mi? Yalnız ben Feyyaz Bey tam olarak anlayamadım ne iş yapacağımızı. Bak şimdi, 3 tane alternatifimiz var. Bir tanesi benim çocukluğumdan beri tutkum olan bayan giyim iç. İkincisi tavuk. Üçüncüsü yapı donatım. Ben bunların ilk ikisine değil de 1 ve 3'e uzağım çünkü senin mizacın tavuğa gidiyor. Tavuğa yaptın. Ama mesela tavuk da öyle gidip de tavuk pişiriye değil. Anlatabiliyor muyum? Mesela alabalık çiftlerinde nasıl alabalığı gözünün önünde tutarlar canlı? Biz de masaya canlı tavuk koyacağız. Kendin çek, kendin ye. Kendin git. Neydi onun şeyi? Kendin pişir, kendin sus. Kendin pişir, kendin ye. Kendin pişir, kendin ye gibi. Ama hani o şey, mantığını anlayabildin mi? O tavuğa gidiyor mesela. Senin o tavuğa gidiyor. Var mısın benimle bu maceraya? Yalnız Feyyaz Bey, ben daha önce 3 sene kitapçılık yaptım. Dolayısıyla bu işlerden hiçbir için uygun olduğunu düşünmüyorum. Dilaracığım, her şeyden önce bana Feyyaz Bey deme. Bana Feyyaz de. Feyyaz abi de. Feyyaz abi? Yok, hala de bana. Şaka. Şimdi Dilaracığım, kitap diyorsun, kitap sattım diyorsun, biraz havada kalıyor. Bana bu işini bir açıkla mesela. Ne yapıyorsun sen bu kitapla? Satıyorsunuz mu bunu? Evet, satıyoruz. Basıyorsunuz bunları? Hayır, sadece satıyoruz. Satıyorsunuz yani? Evet. Kaça satıyorsunuz? Yani o değişiyor. Tamam, değişmeli de. Kitap satma işi benim aklıma yattı Dilara. Var mısın sen bu işe? Benimle aynı yolda yürümeye var mısın bu maceraya? Tokalaşalım. Varım. Ne diyelim o zaman? Hayırlı olsun diyelim mi Dilara? Diyelim. Tamam o zaman, hadi gidelim. Tamam, kalk. Ben şimdi çıkamıyorum, sen git. Ara beni ama sonra. Haberleşelim. We'll be right back.